Şimdi miting görüntüleri ekranlara taşınacak. TEYAM Araştırma Genel Direktörü, Türkiye'nin bilindik araştırmacılarından Ulaş Tolda bizlerle birlikte. Anket yasaklarına takılmadan, onun çevresinde dolaşarak biraz manzarayı konuşalım, biraz geri sayımı birlikte yapalım. Ulaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Can. Çok teşekkürler. Bir saldırı gündemi ne yazık ki son birkaç günde baş gösterdi. Bunun etkilerini konuşarak başlayalım. Gerek Millet İttifakı seçmeni bunları nasıl karşıladı, Cumhur İttifakı seçmeni, kararsız seçmen nasıl bir refleks vereceğini düşünüyorsunuz? Biz pazar günü sahaya başlamıştık son seçim öncesi araştırmamızı yapmak üzere. Bu gelişme üzerine durdurduk. Pazartesi tekrar başlattık. Çünkü gerçekten etki potansiyeli yüksek bir olayla karşılaştık. Bizim toplumumuzda adil rekabet duygusu çok güçlü. Bu tür böyle vakalar rekabeti etkilemeye dönük olduğu hissedilirse ters yapıyor. Zaten nitekim iktidar da bunun farkında ve buradan kendileri aleyhine bir sonuç çıkma ihtimali gördükleri için tam arkasında durulmadı. Çok çelişkili pozisyonlar alındı ve şimdi de unutturulmaya çalışılıyor. Dün Hamza yani daha dinledim Sayın Dağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bir daha böyle bir şeyin olacağına hiç inanmıyorum dedi. Evet, evet. Ama olan oldu. Yani bunun da bir etkisi olacaktır. En azından şuna etkisi olacağını gözlemliyoruz. Kararlar aslında verildi. Yani çok büyük oranda iki taraftan hangisini destekleyeceğine dair seçmenin kararı oluştu. Ama hala arada bir seçmen grubu var. Bir tarafı destekleyecek olsa bile o taraf içerisinde ne yapacağına karar verememiş, hem meclis seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesimler var. Bir de acaba sandığa gitmeyerek cezalandırayım mı yoksa son bir kez de yine de gidip destekleyeyim mi Erdoğan'ı diyen iktidar seçmeni var. Bunlar üzerinde bir etkisi oluyor bu tür durumların. Yani iki tarafın seçmeninin konsolidasyonunu etkileyecek özellikle muhalefette. Tekrar biraz bu seçim o seçim değil, şimdi neler görüyoruz, gerekeni yapmak gerekir duygusunu yükselten bir durum oldu. Ulaş Bey, hiç görmediğimiz kadar stratejik oy kullanan seçmen mi göreceğiz? Konuşmalarınızdan biraz onu anlıyorum. Genelde işte 5 milyon 6 milyon çok stratejik oy kullanan kişiler tarif edilirdi, seçmen grupları. Bu kez işte... Cumhur İttifakı'ndan kopanlar, Millet İttifakı'na yeni gelenler vesaire derken, seçim hesabı, ortak liste derken, ya mecliste şuna oy kullanıyorum, adaylıkta şu ismi kullanıyorum gibi, herkes farklı bir matematik sanki kodlayacak gibi geliyor. Dolayısıyla çok geniş bir seçmen grubu çok farklı bir tablo önümüze çıkarabilir galiba. Çok haklısınız. Çok çaprazlama oylar var. Evet. Ya mesela iktidara tepkisini koymak isteyen kendi seçmeni, bir tarafında cezayı verip diğer tarafında vermemeyi düşünebiliyor. Mesela Erdoğan'a vereyim ama partide vermeyeyim diyor. Ya da partimi vereyim ama Erdoğan'a tepkimi koyayım diyor. Aynı şey muhalefette de var ama muhalefette konsolidasyon artıyor. Dediğiniz gibi taktiksel stratejik oy kullanma eğilimi çok güçlü. Çünkü bir referanduma dönmüş durumda seçim. Özellikle muhalif seçmen için varoluşsal bir seçime dönmüş hissiyatı var. Ve seçmenin büyük çoğunluğu kime oy vereceğiyle ilgili değil, kime oy vermeyeceğiyle ilgili. Erdoğan'a oy vermeme duygusuyla ilgili muhalefet açısından konuşursak ya da mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı almasın duygusuyla hareket ediyor. O yüzden sosyal medyada da rastlıyorsunuzdur. Çok fazla girişim var ve çok fazla bu konular konuşuluyor. Çok fazla hesap kitap yapılıyor. Tabii ortak listeyle bu iş en başta çözülmeliydi. Ortak liste gerçekten fark ettiriyordu. Çok net bir hesap vardı orada. Ortak liste olduğunda Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu alması engelleniyordu. Muhalefet açısından iyi olan taraf, onlar da ortak liste yapmadığı için görece daha az bundan zarar gördü muhalefet. Ama şimdi de seçmende o duygu var. Yani bir yerde vekil çıkarma ihtimali olmayan bir partiye vermektense Cumhur İttifakı'nı geriletme motivasyonu daha iyi. Bu barajı geçemeyecek partilere yönelen seçmen için daha net. Baraj sorunu olmayan, içinde bulunduğu ittifak nedeniyle baraj sorunu olmayan partilerde biraz daha karmaşık. Ama büyük şehirler dışındaki birçok seçim çevresinde
vekil kazanma ihtimali olan partiler az çok belli olduğu için oraya doğru bir yönelim var seçmende. Tabii çok geç konuşuldu. Bir de biraz gölgede kaldı meclis aritmetiği. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimin gölgesinde kaldı. O yüzden 1-2 haftadır bunlar konu ediliyor. Aslında aylardır bunların konuşuluyor olması lazımdı. Bir de hatırlarsınız televizyon ekranlarında, gazete sayfalarında, ziyaretlerde hep milletvekili adaylarını görürdük. Hemen hemen her yerde. Şimdi gördüğümüz milletvekili adayları ya da ekranlarda yer bulan milletvekili adayları zaten hali hazırda partinin bir yöneticisi, genel başkan yardımcısı vesaire. Zaten bu titriyle ekranlarda yer bulan, sesi duyulan insanlar, ama milletvekili adayları konusunda net bir propaganda seçim takvimi gördük mü? Bir haberci olarak neredeyse hiç görmedim. Hatta bunca işin içinde, haberin içinde olmamıza karşın ben eminim seçim günü bile ya bu da mı adaymış diye şaşıracağımız isimler olacaktır. Çünkü aday temelli gitti. Bu yönüyle de denklemi epey değiştirecek gibi. Sadece 30 saniyem kaldı, Ekrem İmamoğlu konuşmaya başlayacak. Bir kapanış yorumu rica edeyim. Bugünkü sonuçlarla 14 Mayıs sonuçları arasında galiba fark olmayacak değil mi? Bugün bulacağınız sonuçlarla. Birkaç gün daha fark olabilir. Çünkü bu diğer 3. ve 4. adaylara oy verme düşüncesindeki seçmenler hala çok mütereddit ve Kılıçdaroğlu'na ilk turda versem mi vermesem mi hesabını yapıyor. O hesap sonuçlandığında ilk tur sonucu da netleşecek. Herhalde 2 gün içerisinde alırız o sonucu. Peki. Ulaş Bey, teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar.